İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim eylemleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Güler, Gezi Parkı eylemlerinin bu şekilde devam edemeyeceğini söyledi. Kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini vurgulayan Güler, Gezi Parkı'nda çadırların benzin dökülüp yakılmak istendiğini iddia etti. İçişleri Bakanı Muammer Güler, eylemlerin 19. gününde Gezi Parkı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Güler, Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası yapılmadığını, kamuoyunun yanlış anladığını söyledi. Orada yapılan Taksim Gezi Parkı yayalaştırma projesinin uygulamasına ilişkin işlemlerdi. Zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen yayalaştırma projesinin kaldırım genişletme çalışması orada Topçu Kışlası'nın yapıldığı gibi bir algı yaratılarak. Taksim'de güveni sağladıklarını savunan Güler, Gezi Parkı'ndaki eylemlerin bu şekilde devam edemeyeceğini söyledi. Temizleme yapıldı. Şu anda gerekli güvenlik önlemleri sağlandı. Ancak biz şunu özellikle de ifade ediyoruz. Hak arayışı, meşru sunular içerisindeki talepler, kanuna uygun toplantılar, gösteriler, oturma eylemleri, basın açıklamaları hangisi olursa olsun kanuni sınırlar içinde kaldığı sürece, meşru sınırlar içinde kaldığı sürece polisin herhangi bir müdahalesi yok. Ancak Gezi Parkı'ndaki olayın bu şekilde devam etmeyeceğini, bunun artık bir şekilde sonlandırılması gerektiğini de ifade ettik. Güler bir iddiada bulundu. Gezi Parkı'ndaki çadırların ve gençlerin yakılmak istendiğini söyledi. Benzin bidonlarıyla oradaki çadırların yakılması orada birkaç gencin veya Allah korusun daha fazla sayıda gencin ölümüne sebebiyet verilerek bir büyük kargaşa ortamının yaratılmasına dahi çalışıldı. Müdahalenin devam edeceği sinyalini veren Güler, çocuklarla provokatörlerin bir arada olmaması gerektiğini söyledi.